Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı sorularını inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazılı sorularımızı eitimevi.web.com sitemizden bulabilirsiniz ve hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz arkadaşlar klasik Türkçe sınavlarındaki gibi bize bir metin veya şiir verilmiş ve onun hakkında bize sorular sorulmakta. İlk önce sorumuzu okuyalım ondan sonra da şiirimizi okuyalım. Çiftçinin çocuklarına anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çiftçinin övdü. Vaktiyle bir çiftçi varmış. Tecrübeli ihtiyarmış. Hastalanıp yatmış bir gün. Çocukları mahzun, küskün. Toplanmışlar etrafına. Demiş kulak verin bana. Çünkü artık yavrularım, öleceğim ihtiyarım. Son sözleri babanızın aklınızda iyi kalsın. Tarlamızda hazine var. Kazarsanız altın çıkar. Çiftçi ölür üç gün sonra. Tarla kalır çocuklara kazma kürek çalışarak içindeki taşı toprak yapar gibi uğraşırlar. Ne altın var ne mangır var. Fakat dolar şimdi tarla altın gibi başaklarla. Çiftçi şunu demek ister. Haydan gelen huya gider. Hazır para çabuk yenir. Çalışmanız hazinedir der. Ve sorumuza tekrar dönelim. Ne diyordu burada? Çiftçinin çocuklarına anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Ölümünün yaklaştığı. Burada asıl anlatmak istediği o değil çocuklarına hazine bıraktığı da değil. Kısa yoldan zengin olmanın yolları da hayatta olmaz tabii ki. Doğru cevabımız D şıkkı. Hazine bulma yolunun çalışmak olduğudur. Zaten burada ne diyor? Hazine vardır diyor ve ardından onlar hazineyi arıyorlar ama e, tarlayı işledikleri için hazine olarak onlara başak çıkıyor. Yani daha değerli bir şey çıkıyor. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Asıl anlatılmak istenen budur. Toprakları neden eskisinden daha bol ürün veriyor? Bütün toprak topraklar çok iyi işlendiği için olabilir. Zamanında sulama yaptıkları için sulamayla ilgili bir şey yok. O yüzden bunu eliyoruz. Bütün gün çalıştıkları için e, çalışma ile ilgili de değil. Bunu da eliyoruz. Toprağı iyi gübreledikleri için Gübreleme ile de ilgili bir şey olmadığı için D'yi de eliyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı. Bütün topraklar çok iyi işlendiği için. Çünkü ne diyor doğru arkadaşlar? Kazma kürekle bütün toprakları kazarak hazineyi arıyorlardı. Bu yüzden buradaki doğru cevabımız ise A şıkkımız olmakta. E, i̇şlendi diyor zaten burada. O metin e, şiirimizde de zaten kazma ile kürekle kazdıklarını söylüyor. Yani işlendiğini söylüyor. Doğru cevabımız A şıkkı. 3. Metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Tarlalarda gömülü hazine yoktur. Hazine ile ilgili yani bu, bu değil. A yanlış. Hazine bulmak için çok çalışmak gerekir. Olabilir. İşbirliği yapanlar kazanır. İşbirliği ile ilgili bir şey yok burada. Gerçek hazine çalışmaktır. Şimdi arkadaşlar B ile D arasında kazan, kalabilirsiniz. Hazine bulmak için çok çalışmak gerekir derken Hazine yani şey olarak hazineden bahsettiği için altın mücevher olarak e, bahsettiği için B şıkkını da eleyebiliriz. X'in arasında kalabilirsiniz ama detaylı olarak düşününce B'yi elersiniz. Geriye D şıkkı kalır o da doğru cevaptır. Gerçek hazine çalışmaktır. Burada e, adam hazineden bahsediyor ama hazine yok. Yani gerçek hazinenin çalışmak olduğunu vurgulamak istiyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Hayat geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır. Baktığımızda karşıt anlamlı geriye ve ileriye var burada. O yüzden A şıkkını eleyebiliriz. Buradaki karşıt anlamlı sözcükler var. B şıkkımıza bakalım. Fil, e, filleri olduklarından küçük, pireleri olduklarından büyük çizeriz diyor. Burada küçük, küçük ve büyük zıt anlamlıdır, karşıttır. Bu B şıkkını da eliyoruz böylelikle. Dünyada akıllılar kuşku içindeyken Akılsızlar kendilerinden emindir. Buraya baktığımızda karşıt anlamlı sözcükler yok. Sakın akıllılarla akılsızları karşıt olarak almayın. Bir kelimenin olumsuzu arkadaşlar onun karşıtı değildir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Doğru cevabımız böylelikle C şıkkı. D'ye bakacak olursak D'de de doğada ne ödül vardır ne ceza. Bakın ödülle ceza karşıt anlamlıdır. Bunda da vardır ama C şıkkımızda yoktur. C şıkkımızda bir kelimenin olumlu ve olumsuzu vardır. Yani karşıt anlamlısı değil. Doğru cevabımız Ceyhan. Aşağıdakiler aşağıdakilerin hangisinde yol kelimesi deyim içinde kullanılmamıştır? Bir yolunu bulup onu görmeye gittim. Burada bir yolunu bulmak bir deyimdir. Bir yani yolunu bulmak deyimdir. Bir yok orada. Bir gün güzel mi güzel bir köye yolum düştü. Yolu düşmek de aynı şekilde deyimdir. Onu ancak siz yola getirebilirsiniz. Yola getirmek de deyimdir ama yolda sağa sola atılmış çöpler vardı. Burada yol derken bizim gerçekte bahsettiğimiz yani gerçekte sokaklarda olan asfalt yoldan bahsediyor. O yüzden doğru cevabımız burada yol e, D şıkkımızdır. Bur Burada deyim yoktur arkadaşlar. Yolda sağa sola atılmış çöpler vardı. Bu yol derken normal yolu gösteriyor yani deyim içinde kullanmadığı için doğru cevabımız D şıkkı. 6. sorumuz. Altı çizili sözcüklerden hangisi sesleş olarak kullanılabilir? Yani iki tane anlamı olabilir. Mesela bu örnek olarak yüz. Bir yüzümüz var, bir de yüzmek fiili var. Bunu sesleş olarak buna örnek verebiliriz. Bakacak olursak sol yanımızdan küçük bir dere akıyordu. Çiçekler ortasında çok güzel bir gün yaşadık. Bu da bunda çiçekler çiçekler sesleş değildir. Gölün dediğimizde de göl e, gölmek falan olmadığı için bu da değildir. Soğuk, soğuk da değildir ama sol. Sol yanımız derken sağının tersi olarak sol var bir de solmak. Yani çiçeklerin solması olarak solmak var. O yüzden sol kelimesi sesteş bir kelimedir. Yani eş seslidir. Bu böylelikle doğru cevabımız da A'dır çünkü bize sesteş olarak kullanılabilir dediği için doğru cevabımız A. 7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kafa sözcüğü düşünce anlamıyla kullanılmıştır? Kafasında saç kalmış. Burada kafa derken vücut olarak bahsediyor. Kafasını berberin önünde eğdi. Burada da vücut olarak bu kafayla sınıf geçemezsin. Burada düşünceyle yani. Sen bu düşüncenle sınıf geçemezsin dediğimizde anlamlı oluyor ama düşüncesini berberin önünde eğdi dediğimizde bir anlam ortaya çıkmıyor. Kafasına değen taş ile yaralanmış. Bakın yaralanmak nedir? Vücut yani vücut olarak bahsetmiş yaralanma dediği için. Kafayı vücut olarak kullanmış ama C şıkkında arkadaşlar düşünce olarak kullanılmış. Diğerlerinde ise vücut olarak kullanmış. Doğru cevabımız Ceyhan. Bir kişiyle sohbet ederken hep nokta nokta söz eder kendi düşüncelerimizi öne sürersek karşımızdakinin susmasına ve bir süre sonra sohbetin kesilmesine nokta nokta. Bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bir bozulma olmaz. Getirelim deneyelim. Bir iki kişiyle sohbet ederken hep kişiliğimizden söz eder. Kendi düşüncelerimizi öne sürersek karşımızdakinin susmasına ve bir süre sonra sohbetin kesilmesine katkı sağlarız. Yani e, katkı sağlamak iyi bir şeydir ama sohbetin kesilmesi dediği için... <laughs> Burada katkı olmaz. O yüzden A'yı eleyebiliriz. B'ye bakacak olursak bir kişiyle sohbet ederken hep başkalarından söz eder. Kendi düşüncelerimizi öne sürersek karşımızdakinin susmasına ve bir süre sonra sohbetin kesilmesine neden oluruz. Buna baktığımızda burada anlam bozulmuyor. Çünkü neden? Burada diyor ki başkalarından söz edersek kendi düşüncelerimiz diyoruz yani zaten. Bu ikisi zıt olmak zorunda olduğu için biri başka olacak. Diğeri de kendi düşüncelerimiz olacağı için buradaki doğru cevabımız B şıkkıdır. Zaten bunu kişiliğimizden ve kendimizden e, aynı anlama çıkar. Boş şeylerde alakasızdır. direkt şıkları eleyerek de bulabilirsiniz. Doğru cevabımız B. B. Dokuzuncu sorumuz ödüllü soru arkadaşlar. Eğer dilerseniz bu soruyu yapıp e, cevabını yorumlara bırakabilirsiniz. E, eğer doğru cevabı verirseniz kalp atabilirim. Bunu da unutmayın. Onuncu sorumuza geçelim biz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlamasında Tamlayan da tamlanan da soyut isimdir. Yani soyut dediği nedir? Beş duyu organımızı algılama, algılayamadığımız şeydir. Kağıdın rengi pembe ve beyazdı. Burada tamlamamız nedir? Kağıdın rengi. Kağıt dediğimizde kağıt olduğu için beş duyu organımızla algılayabildiğimiz için ka, e, kağıt somuttur. Karanlık yolda arabamız zor ilerledi. Bunda yok. Özgürlüğün önemi reddedilemez. Buradaki tamlamamız özgürlüğün önemi. Bakacak olursak önemlidir bir soyut kavramdır. Özgürlük ise o da aynı şekilde soyuttur. Bize zaten ne diyor? Tamlayan ve tamlanan da soyuttur diyordur. Hem isim tamlaması bu hem de soyut ikisi de. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan. Yerine bakalım. Ev yapmak çok güzeldi. Burada da yok arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan şıkkımız. C cevap 11. sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin neden sonuç cümlesi vardır? Eve gelince çiçekleri suladık. Yok bunda. Yakıtımız bitince yolda kaldık. Yolda kalmamızın sebebi nedeni ne? Yakıtımız bit bitmesi. Eğer yakıtımız biterse yolda ka kaldık. Yani yakıtı bitiyor. Nedeni ne? Yakıtın bitmesi. Sonucumuz ne? Yolda kalmak. Yani doğru cevabımız böyle neden sonuç ilişkisi olan B şıkkımızdır. Doğru cevap Bursa. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir? Doğum günü partimde sınıftaki kızlardan Elif. Bakın burada kızlar dediği için bakın kızlar ve erkek olarak ayırdığı için noktalı virgül kullanmak zorundayız. Kızların e, arasına virgül e, erkek ile kızları ayırdığı yere ise noktalı virgül koyacağız. Elif virgül Ayten virgül Sümeyra ama Sümeyra dedikten sonra erkeklerden bahsettiği için Sümeyra'dan sonra noktalı virgül koyacağız. Yani virgül virgül noktalı virgül ardından İsmail virgül Hakan virgül Fır, Fırat vardı nokta koyacağız. O yüzden hangisi baktığımızda doğru cevabımız tabii ki Ceyhan şıkkımız. Doğru cevabımız Ceyhan. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi sıfat tamlamasıdır? Mutlu insanlar, kalbimin içi dediğimizde isim tamlaması, insanların kalbi dediğimizde de isim tamlaması, içindeki sevgi de aynı şekilde isim tamlaması ama mutlu insanlar dediğimizde insanların niteliyor yani insanları bildiriyor. İnsanların nasıl olduğu hakkında bize bilgi veriyor. Mutlu insanlar, mutsuz insanlar bunlar hepsi sıfattır. O yüzden doğru cevabımız aşıkımız olmaktadır. 14. sorumuz yukarıdaki paragrafı oluşturan cümlelerden hangileri ötekilerine göre daha keskin bir biçimde ve kolaylıkla kanıtlanabilir Yargılar dışarmaktadır. Kanıtlanabilen yargılara ne deniyorduk, ne ne diyorduk biz arkadaşlar? Nesnel yargılar. Hangisi nesneldir yani? Dünyanın en güzel, bakın en güzel dediği için direkt özneldir eleyebiliriz. Yıllık üretim 185 ton civarındadır. Bunun kanıtlayabilir miyiz? Tabii ki kanıtlayabiliriz. Eğer tarihe bakarsak, e, güne bakarsak bu kanıtlanabilir. O yüzden 2 olacak. Kalkınabilmemiz için bu üretimi daha da arttırmalıyız. Belki arttırmamalıyız, o bilen az bu özneldir. Öteden beri dışarı sattığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar. Bunu kanıtlayabiliriz. İncir önemli bir yer tutmakta mıdır, tutmamakta mıdır? <laughs> bu kanıtlanabilir. Yani doğru cevabımız 2 ve 4. Zaten tek 2'nin olduğu seçeneğimizde işte D olduğu için direkt şıklardan da yapabilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma yapılmıştır? Bu kadar insanı bir arada hiç görmemiştim. Burada abartma yok. Bu işten ne kadar para kazanacağımızı tahmin edemezsin. Bunda da yok. Ama dünya kadar bulaşığı nasıl bitireceğim dediğimizde bir abartma söz konusu. Hiç bulaşık dünya kadar olur mu? Olmaz. Tabii ki böylelikle burada bir abartma söz konusudur. Dünya bir abartılmıştır. Yani bulaşıklar abart abartılmıştır. 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde o sözcüğü kişi zamiri olarak kullanılmıştır? Yani kişi zamiri hangisidir? O güzel değil, diğerini alırsan daha iyi olur. O güzel değil dediğimizde burada işaret anlamında o bu işarettir burada. O günden sonra bakın o gün dediğimizde bir sıfat. O gün yani günü belirtiyor. O, o gün dediğimiz için burada bir sıfat var. O kitabı da aynı şekilde sıfat ama o Virgül bakın. O telefonla deseydi gene sıfat olurdu. Ama virgül koyduğu için kişi olmuş o. O telefonla arayarak eski günlerden bahsetti dediğimizde o bir özne olduğu için burada kişi zamiri olarak kullanılmaktadır. Aynı şekilde doğru cevabımız denizlidir. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştı? Üstünde eski püskü bir şal vardı. Nasıl bir şal eski püskü? Yani burada bir sıfat söz konusudur. O yüzden doğru cevabımız direkt A'dır. Yine eş dost davet edildi yok. Kırlarda sarı sarı papatyalar vardı. Bir dakika. Ee, eğri bürü yollardan dağıtılmam kullanılmamıştır diyor çok özür dilerim arkadaşlar eski püsküç çal kullanılmış sarı sarı papatyalar kullanılmış eğri bürü yollar kullanılmış ama düğüne eş dost davet edildi de ee, ikileme sıfat olarak kullanılmamış buradaki doğru cevabımız B kusura bakmayın ee, bir an kullanılmıştır olarak algıladım ee, affınıza sığınıyorum 18. sorumuza bitirelim Uğur'un pasları takımı hareketlendirdi. Böyle böylece maçı kazandık yazacaksınız. İşimi sonunda bitirdim ama oldukça yoruldum. Sınavda başarılı olamadım çünkü düzenli çalışmamıştım. Onu cimri sanırdım. Oysa, oysa eli açık bir insanmış. Yağmur yağdığı için konser iptal edildi olarak yazarsanız tam puanı alırsınız. Ve atasözleriyle konularını eşleştirelim ve yazı videomuzu bitirelim. Bir el bir eli, iki el bir yüzü yıkar. Dediğimizde burada bir dayanışma var. O yüzden bir getireceğiz. Bir ağızdan çıkan bin ağza yayılır. Burada bir dedikodu var. Bakın bir ağızdan çıkıyor ve herkese yayılıyor. Dedikodu. Akarsu çukurunu kendi e kazar. Burada da kendi kendine dediği için çalışma var. Çalışmayı işare yazacağız oraya. Kaçan balık büyük olur. Yani kaçan fırsat anlamındadır. Bu yüzden burayı da 3'ü yazacağız. Vakitsiz öten horozun başını keserler. Zaten geriye de tek kalan nedir? Zaman olduğu için. Buraya da vakitsiz olduğu için zamanı yazarsak tam puanı alırız arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, eğer sorunuz varsa yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Ee, diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Ee, ikinci dönem, ikinci bomba e, bombardımanı devam edecek. Ödül sorumuzu da yapabilirsiniz isterseniz. Hepinize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.